Gündelik hayatımızda almamız gereken birçok vitamin bulunur fakat bizler sadece kış aylarında gribe karşı iyi geldiği bilinen C vitamininden haberdarız. Oysaki vücudumuzun başka birçok vitamine de ihtiyacı vardır. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi açısından bu vitaminleri günlük belli miktarlarda almamız gerekir. Bu vitaminleri eksik almamız durumunda hastalıklara yakalanma ihtimalimiz artmaktadır. Vitaminler vücudumuzu hastalıklara karşı savunan asker konumundadır. Bu vitaminleri almadığımız takdirde vücudumuzda kendini gösteren sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Şimdi de bu vitaminlerin gündelik alınması gereken miktarlarını, hangi besinlerde bulunduğuna ve bu vitaminlerin işlevlerine bakalım konuya geçmeden önce vitaminlerden haberdar olmak istiyorsanız ve eksikliğinde neler olacağını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Hepinizin de bildiği ve genellikle kış aylarında tükettiğiniz C vitamininden bahsedelim. C vitamininin günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde 75 ila 90 mg arasındadır. Bu da bir portakal veya 2 adet kiviye eş değerdir. Hamile kadınlarda C vitamini miktarı 85 mg, emziren kadınlarda ise 120 mg olarak belirtilir. C vitaminin en önemli kaynağı taze sebze ve meyvelerdir, bunlara örnek şunları sayabiliriz. Portakal, limon, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek, kırmızı ve yeşil biber, domates, roka, maydanoz, marul, brokoli, lahana, ıspanak gibi meyveler C vitamini açısından önemli besin kaynaklarıdır. Şimdi de C vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. Vücudumuzda oluşan yaraların erken iyileşmesinde, kıkırdak, kemik ve dişlerin onarılmasında görev alır. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini, kış aylarında görülen soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığına karşı vücudu güçlü tutar. Antioksidan özelliği sayesinde vücudun doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek kronik hastalıkların oluşumunu önlemeye yardımcı olur yapılan bazı bilimsel çalışmalar, C vitamininin yüksek kolesterol düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur ve kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını önemli oranda düşürdüğü bilinmektedir. C vitamini, bağırsaklarda asidik ortam oluşturarak besinlerle alınan demirin yüksek oranda emilimini sağlar. C vitamini, vücudun enfeksiyonlara karşı korumasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir diğer vitaminimiz olan A vitamininden bahsedelim. A vitamininin günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde ortalama 1 mg, bu da yarım havuca eş değerdir. A vitamini hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarda bulunmaktadır, örnek olarak şunları sayabiliriz. Balık yağı, tereyağı, yumurta, peynir, yoğurt, süt, karaciğer ve böbrek gibi hayvansal gıdalar. Ispanak, maydanoz, mercimek, prasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, bezelye, karpuz gibi bitkisel gıdalar örnek gösterilebilir. Şimdi de A vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. A vitamini gece körlüğünün gelişmesini önleyebilir ve görme yetinizin yaşa bağlı olarak azalmasına engel olabilir. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Yeterli miktarda A vitamini tüketmek kemiklerinizi korumanıza ve kemiklerde oluşabilecek kırık riskinizi azaltabilir. Üreme sağlığı ve hamilelik sırasında bebeklerin sağlıklı gelişimi için gereklidir diş ve diş etinin gelişiminde yardımcı olur. Bir diğer vitaminimiz olan D vitamininden bahsedelim. D vitaminini insanların günlük alması gereken miktarı gündelik 15 ila 20 damla arasında değişmektedir, bu da günlük 20 dakika güneşlenmeye eşdeğerdir. Günlük D vitamini gereksinimini yalnızca besinler ile sağlamak mümkün değildir. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan en iyi kaynak güneştir, cilt güneş ışınlarını sentezleyerek D vitaminine dönüştürür. D vitamininin çoğunluğu güneşte bulunmasına rağmen gıdalarda da bulunuyor. Bu gıdaları şöyle sıralayabiliriz. Süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, yumurta sarısı, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydanoz, yonca, yulaf, ısırgan otu. Şimdi de D vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. D vitamini vücutta kalsiyum ve fosfat miktarını düzenleyerek kemiklerin güçlenmesinde görev alır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kalp hastalıkları, romatizma ve cilt hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. Kanser ve diyabet gibi hastalıklara karşı korur. Diğer bir vitaminimiz olan K vitamininden bahsedelim. K vitamini'nin gündelik alınması gereken miktarı kadınlarda 90 mikrogram, erkeklerde ise 120 mikrogram düzeyindedir. Bu da günlük ıspanak gibi yeşilliklerle karşılanabilir. K vitamini bitkisel kaynaklı birçok besinde çeşitli miktarlarda yer alan bir vitamin türüdür. K vitamininin en iyi kaynaklarına bakacak olursak şunları sıralayabiliriz ıspanak, pazı, brokoli, lahana, karnabahar, şalgam, pancar yağı, maydanoz, hindiba, kuşkonmaz, bezelye, taze fasulye, soya, domates, kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt ve süt ürünleri, çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar, fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişler örnek verilebilir. Şimdi de K vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. K vitamini kanın pıtılaşmasını sağlar ve kemikleri güçlendirir. Halsizlik, depresyon beyin fonksiyonlarının gerilemesini engeller. Adet kanamalarının düzenlenmesinde yardımcı olur. Ameliyat sonrası cilt dokusunda iyileşmenin hızlandırılmasında kullanılır. Diğer bir vitaminimiz olan E vitamininden bahsedelim. E vitamininin günlük ihtiyacı yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda ise 8 mg civarındadır. E vitamininin kaynağına bakacak olursak şunları sıralayabiliriz zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağlar. Fındık, badem, ceviz, ay çekirdeği gibi yağlı tohumlar. Ispanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillikler. Kümes hayvanları, hamsi, somon, uskumru, sardalye ve ton balığı gibi balık türleri. Avokado, tahıllar, tereyağı, kırmızı et, yumurta gibi besinler. Şimdi de E vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım vücuttaki organların düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudun korunmasında katkıda bulunur. Gelişim çağındaki çocukların göz sağlığı gelişiminin devam etmesi, yetişkin insanlarda ise göz sağlığının korunabilmesi için E vitamini gereksinimine ihtiyaç vardır. Cilt elastikiyetinin sağlanması, cildin yenilenme hızının arttırılması, kırışıklık gibi kusurların önlenmesi açısından E vitaminine ihtiyaç vardır. Saç ve tırnak sağlığını geliştirir. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının etkilerini azaltır. E vitamini kanserin ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Cilt sağlığının korunmasında önemli görevlere sahip olan E vitamini, cildin nem dengesinin korunmasına, yara ve yanık izlerinin hızlı bir şekilde iyileşmesine, kırışıklıkların ve diğer cilt sorunlarının önlenmesine katkı sağlar. Şimdi de B grubu vitaminlerimizden bahsedelim biraz, B vitaminleri 8 çeşittir fakat biz belli başlı olan 5 çeşidinden bahsedeceğiz. Bu grup vitaminler, B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri olarak gruplara ayrılırlar. Bu vitaminlerden B1 vitamini olan diğer bir adı ile tiaminden bahsedelim şimdi. B1 vitaminini günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde ortalama 1,2 mg civarındadır, bu da günlük 300 gram bulgur yemeye eşdeğerdir. B1 vitamininin başlıca kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. Buğday, bulgur, makarna, nohut, ceviz içi, yumurta, balık, süt ürünleri. B1 vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bir bakalım. Kas ve sinir sistemi için gerekli bir vitamindir. Sinir sistemi, beyin, kas, kalp, mide ve bağırsaklardaki komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca elektrolitlerin kas ve sinir hücrelerinin içine ve dışına geçişinde de rol oynar. Diğer bir vitaminimiz olan B2 vitamini, diğer bir adı ile riboflavinden bahsedelim şimdi. Bu vitaminin günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde ortalama 1,2 mg civarındadır. Bu da sakatat ürünlerinden olan 50 gram karaciğer tüketmekle eşdeğerdir. B2 vitamini'nin başlıca kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz: Sakatat ürünlerinden karaciğer ve böbrek, süt ürünleri, beyaz peynir, yumurta, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler. B2 vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bir bakalım. Vücut hücrelerinin enerji üretmek için yağ, protein ve karbonhidratları kullanmasına yardımcı olur. B3 vitamini ve B6 vitamininin sentezlenmesinde yardımcı olur. Vücudun büyümesi ve kırmızı kan hücresinin üretiminde rol oynar. Diğer bir vitaminimiz olan B3 vitamini diğer bir adı ile niasin'den bahsedelim. Bu vitaminin günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde ortalama 25 mg civarındadır. Bu da günlük 300 gram tavuk yemeye eşdeğerdir. B3 vitamininin başlıca kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. Bulgur, kuru baklagiller, sığır eti, kuru ekmek mayası. B3 vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. Vücudun enerji, yağ, protein ve karbonhidratlardan enerji üretmesine yardımcı olur. Vücutta diğer B vitaminlerinin kullanımı ve DNA yapımına yardımcı olarak iki yüzün üzerinde enzimin normal olarak çalışmasına yardımcı olur. Sindirim sistemi, deri ve sinirlerin çalışmasına yardımcı olur. Bir diğer vitamin çeşidi olan B6 vitamini, diğer bir adı ile piridoksinden bahsedelim. B6 vitaminini günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde ortalama 1,3 mg civarındadır, bu da günlük 300 gram pirinç yemeye eşdeğerdir. B6 vitamininin başlıca kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. İnek sütü, insan sütü, et, pirinç, bulgur, peynir, balık, yeşil yapraklı sebze, tam buğdaylı un. B6 vitamininin vücudumuzda ne işe yaradığına bakalım. B6 vitamini kanda oksijen taşıyan hemoglobini oluşturmaya yardımcı olur. Merkezi sinir sistemine yarar sağlayan B vitaminlerinden biridir. B6 vitamini ayrıca hamilelik ve bebeklik döneminde bağışıklık fonksiyonlarında ve beyin gelişiminde rol oynar. Vücutta, kaslardaki ve karaciğerdeki depolanmış protein ve glikojeni yapmak ve kullanmak için B6 vitamini kullanılır. Bir diğer vitamin çeşidi olan B12 vitamininden bahsedelim şimdi. B12 vitaminini günlük almamız gereken miktarı yetişkinlerde yaklaşık 2.4 mikrogram civarındadır, bu da günlük 100 gram et yemeye eşdeğerdir. B12 vitamininin başlıca kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz. Süt ve peynir, yumurta sarısı, balık ve et, böbrek ve karaciğer gibi sakatat ürünleri. Şimdi de B12 vitamininin vücudumuzdaki görevlerine bakalım. B12 vitamini, beynin normal işlevi ve sinir sistemi için çok önemlidir. Genetik materyal olan DNA'nın oluşturulmasına ve düzenlemesine yardımcı olur. Yağ asitleri sentezinde ve enerji üretiminde rol oynar. B12 vitamini vücutta folik asidin emilmesine yardımcı olur. Tüm vitamin çeşitlerinin günlük alınması gereken miktarını, bulunması gereken başlıca gıda kaynaklarını ve vücudumuzdaki görevlerinden bahsettikten sonra şimdi de vücudumuzda vitamin eksikliğinde görülen belirtilerden bahsedelim. Vücudumuzda vitamin eksikliğinde görülen belirtiler şunlardır. Görme problemleri. Görme problemlerinin yaşanması vücudunuzda A vitamini eksikliğini işaret edebilir. Uzun süreli yorgunluk. Vücutta uzun süreli yorgunluk, zihin bulanıklığı ve fiziksel koordinasyon bozukluğu hissedilmesi B1 vitamini eksikliğini ifade edebilir. Dil ve deride çatlaklar. Bazı deri hastalıkları ve sinir sistemi bozuklukları B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Kansızlık. Folik asit B vitamini ailesinin bir üyesidir ve bu vitaminin eksikliği vücutta kansızlık oluşmasına neden olur. Zihinsel yorgunluk. Uzun süreli olarak yaşanan zihinsel yorgunluk B12 vitamini eksikliği işaret edebilmektedir. Ciltte kolayca oluşan çürük ve morarmalar. Vücutta kolayca morlukların oluşması ya da ciltte kırmızı mavi renkte morarmalar ve noktaların görülmesi C vitamini eksikliğini ifade edebilir. Kemik ağrıları. Vücutta D vitamini eksikliği kendini kemik ağrısı, kemik erimesi olarak gösterebilmektedir. Kas kaybı. Kaslarda oluşan zayıflık ve güçsüzlük E vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Aşırı kanamalar Vücutta meydana gelen aşırı kanamalar K vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Cansız tırnak ve saçlar Saç ve tırnak bölgelerinde yaşanan problemler B vitamini ailesine ait olan B7 vitamini eksikliğini işaret edebilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.